replays. You make my heart work. You make me stronger. I'm not letting go. I'm not letting go. You are something I can't replace. You make my heart work. You make me stronger. I'm not letting go. I'm not letting go. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda bekliyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çok değişik bir içerikle daha karşınızdayım arkadaşlar. Kulübünüzdeki gizli coinleri bulun. Kısacası bir uygulama var arkadaşlar. Bu uygulama sizin kulübünüzdeki her şeyi arkadaşlar filtreliyor, her şeyi tarıyor ve sizlere bunlar arasında pahalı olanları gösteriyor arkadaşlar. Müthiş bir uygulama, bugün sizlerle birlikte onu göstereceğim. Nasıl kullanabilirsiniz onu anlatacağım. Diyelim ki kulübünüzde 300 tane topçu var arkadaşlar. Hepsinin fiyatını elle bakmanız imkansız. Bu uygulama sayesinde kulübünüzdeki bütün her şeyi filtreleyip hangisinin hangi fiyata gittiğini görüp en karlı şekilde satabileceksiniz arkadaşlar. Mükemmel bir uygulama. Bugün size onları anlatacağım. Dünkü yayında annem 95 rating Gonzalo Higuain çıkardı arkadaşlar. Annemle birlikte paket açtık. Bu cuma günü şimdiden duyurusunu yapmaya başlayalım. Bu cuma günü arkadaşlar çok dehşet bir paket açılımı gelecek. 200 tane paket biriktireceğim. Hatta 200'den fazla Team of the Season geliyor. Annem olacak paket açılımında, arkadaşlarım belki olur. Müthiş bir paket açılımı olacak arkadaşlar cuma günü. O yüzden cuma günü hepinizi akşam kanalıma bekliyorum. Şimdi dersinizden fazla uzatmadan direkt videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte direkt videomuza geçtik. Videomuzda dediğim gibi çok temiz anlatacağım her şeyi. O yüzden gerçekten aklınızı buraya vererek dinlerseniz anlayacaksınız arkadaşlar. Burada bu fotoğrafı görünce burada Ronaldo da çıkabilir dün arkadaşlar. Adamın içi de ona gitmiyor değil. Şimdi bugünkü uygulamamız arkadaşlar Footbin diye bir siteden yapılıyor. Footbin neydi? Buradaki oyuncu fiyatlarını falan arkadaşlar bakabiliyorsunuz. Mesela biz buradan çok bakmıştık. Yani videolarda falan da göstermiştim. Diyelim ki Ezequiel Garay şu an kaça girmiş? 5700 coins gibi burada her oyuncunun hangi platformda kaç kay gittiğini gösteren muhteşem bir web sitesi arkadaşlar footbin.com. Şimdi footbin.com'da bir özellik var arkadaşlar. Siteye girdiğiniz zaman önceki kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt öncelikli bir olun arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra burada arkadaşlar EA ya footweb app yazıyorsunuz arkadaşlar Google'a. Footweb app yazdığınız zaman buradan origin mail ve şifrenize girdiğiniz zaman sizler arkadaşlar burada kulübünüzü online yöneteceğiniz, bilgisayar üzerinden yönetebileceğiniz bir yer veriyor arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Buradan kulübünüzdeki bütün oyuncuları arkadaşlar test edebiliyorsunuz, bakabiliyorsunuz bu şekilde. Onun dışında trading de yapabiliyorsunuz. Bu arası böyle bir platform arkadaşlar. Oyunun size sağlamış olduğu bir mekan. Şimdi bugünkü uygulamada arkadaşlar footbin.com üzerinden footbin.com'a girip üye olduktan sonra arkadaşlar bu üstte import diye bir kısım var. Bu bizim kullanacağımız özellik. Buradaki import tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Import tuşuna bastıktan sonra tabii ki de şimdi size şurada şey diyeceksiniz. Import my club, yani burada başka bir şey çıkacak sizde. Bunu denemek istiyorum diyeceksiniz. Size oradan bir tane Chrome eklentisi indirmeniz isteyecek ve Chrome eklentinizi indiriyorsunuz. Bakın burada en sağda Chrome eklentisi bulunmakta arkadaşlar. Bastığınız zaman zaten direkt açılıyor. Siz zaten onu indirirken de size neler yapmanız gerektiğini teker teker açıklıyor arkadaşlar, söylüyor. Önceki girdikten sonra arkadaşlar şöyle yapmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, Chrome uygulamasını indirdikten sonra bir tane sekmede footweb app'in açılı olması gerekiyor. Bir tane sekmede de foot denilen, yani import yapacağımız yerin açık olması gerekiyor. Burada hemen import my club diyorsunuz arkadaşlar. Import my club dediğiniz zaman arkadaşlar sizlerden bir şey istiyor. Footweb app'e git diyor. Buradan my club kısmından players'a bas diyor. Siz buna bastığınız zaman arkadaşlar burada açılıyor ve bu da burada taramaya başlıyor. Bu ne yapıyor? Sizin bütün oyuncularınızı tarıyor arkadaşlar. Oyuncularınızın istatistiklerini tarıyor, isimlerini tarıyor. Hangisini kaç almışsın, kaç almamışsın gibi tarama yapıyor. Yani kısacası bütün kulübünüzün genel analizini, genel check-up'ını arkadaşlar siteye dökecek. Şimdi bizler de bu sayede nasıl coin kalsa sizlere onları göstereceğim. Bunu yaparak dediğim gibi her şeyi aktarıyorsunuz. İşte en çok gol atan 10 kişi, en çok asist yapan 10 kişi, en çok kar ettiğin 10 kişi gibi İstatistiksel bilgiler de sizlere paylaşıyor arkadaşlar. Buraya bastığınız zaman burada tabi birazcık bekletiyor. Kulübünüzdeki oyuncu sayısına bağlı. Mesela bizim şu anda bakacağımız kulüpte 1900 tane oyuncu var arkadaşlar. Bu da Şahap abinin hesabı, grubumuzdan. Kendisi sağ olsun bana hesabı verdi. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bizim kulübümüz geldi. Hemen bu şekilde her şeyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte top goal scorers, bütün futbolcular falan filan her şey var arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada hemen bakın bu sağ üstte arkadaşlar bir tuş var. Click here falan filan diyor. Bu oyuncunun yazdığını sağ üstüne. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Buraya bastığınız zaman işte sizin her şeyinizi gösteriyor. Kulübünüzde oyuncuyu kaç almışsınız, ne kadar kar, ne kadar zarar etmişsiniz falan filan her şeyi gösteriyor. Diyelim ki Dani Alves, Şahap abi paketten çıkmış. 0 coin, bought for, yani alınan fiyat 0 coins. Karımız şu anda 15.200. Çünkü bu PSN'de, yani PlayStation 4'te şu anda 15.200'e gidiyor arkadaşlar. Burada bakın Smalling var. Mesela bir deneme yapalım sizlerle birlikte arkadaşlar, dilerseniz. Hani bunun gerçekten var olup olmadığını görmeniz için söylüyorum. Buradan bir tane oyuncu seçelim. Dur bakayım hangisini, şöyle tipine bakalım bir. Vertonghen olmasın. Şöyle bronzlardan falan olsun. Şunu seçelim mesela arkadaşlar. Ya da şu Arap abi seçelim. Al Şerif şu anda 2850'ye gidiyor diyor arkadaşlar. Şu şekilde bakalım.
Şu anda hatta PlayStation 4'te 3000'e gittiği söyleniyor. Ama 4 saat önce çekilmiş arkadaşlar. Bir bakalım şimdi sizlerle birlikte. Al Şerif abimizin adı. Hemen buradan yazarak bakabiliriz arkadaşlar. Hatta şöyle kopyalayalım hemen. Hani bunun gerçekten çalışıp çalışmadığını size göstermek istiyorum. Amallık edip böyle bakmaktansa buradan bakmak gerçekten müthiş arkadaşlar. Bakıyoruz şu anda fiyatlar bu şekilde. Şimdi şuradan direkt biz filtreleyelim abi. 2000 binary var mı bakalım. 2000 binary yok mesela arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hani doğruluğu açısından söylüyorum size. 2500'e var mı? 2500'e de yok. Seriki fiyatı neydi bunun abi? 3000 coin istiyor mesela. Şimdi 2800'e var mesela. Bunların hepsine bir bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte. 2800 coin yazdığım zaman markette bir adet olduğunu görüyorsunuz. Yani bu oyuncunun fiyatı gerçekten de 3000 coin. Çünkü bu oyuncu da zaten 10 dakika önce koymuş. Büyük ihtimal satılacak arkadaşlar. Birkaç tane daha deneme yapalım sizlerle birlikte. Bakalım mesela kim var başka? Yashimo var. Enyama zaten bu paraya gittiği belli. Şu abi bakalım mesela. Mosa çünkü bir tane olay var arkadaşlar. O olaydan neyse bahsetmem gerekiyor. Mesela burada 3300 diyor arkadaşlar. Hemen şuradan transfer marketine gidiyorum. Bu oyuncunun arkadaşlar kaç saat önce gelmiş? 1 saat önce marketten check edilmiş. Footbin.com tarafından. Hemen buraya Monsalve yazıyorsunuz arkadaşlar. 69 ratingde. Search yapıyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şu anda mesela 200 coins'e var. Evet. Bunun 200 coins'e olmasının sebebi ne? Hemen Footbin'e tekrardan giriyorum. Bakın arkadaşlar burada hourly graph diye bir şey var. Yani saatlik olarak oyuncunun fiyat değişimi. Bakın 250'ye gitmiş. Burada bu paraya gitmiş. Neden bu paraya gitmiş? Demek ki bu oyuncu silver veya bronze olduğu için arkadaşlar bu saat aralığında markette yokmuş ve bir adam koymuş. Alınmış. Alındığı için sitede bunu arkadaşlar 3300 olarak algılamış. Bu silver ve bronze oyuncularda arkadaşlar böyle olabiliyor. Haberiniz olsun. Ama buradaki zaten asıl mantık illa da her şeyin doğru olması değil. Buradaki asıl mantık bize hangi oyuncunun arkadaşlar gerçekten artıp artmadığını görmemiz. Sonuçta biz bunu zaten elle yaparak göremeyecektik. Bu ses sayesinde görüyoruz. Mesela bakın şimdi Fan Loo diye bir abimiz var. 67 rating. 12 dakika önce 3300'e gitmiş. Demek ki bu abinin fiyatı gerçekten de bu şekilde. Çünkü Harley grafı da şuradan bakarsanız arkadaşlar bu abinin fiyatının gerçekten de her zaman yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bronze ve silver oyuncular dediğim gibi markette bazen az olduğu için size de bazen arkadaşlar yanlış algılıyor olabiliyor. Ama bu çok nadir oluyor. Bakın mesela 2800 binary bile yok. Ya siz normalde bu oyuncu kulübünüzde boşuna duruyor arkadaşlar ama aslında bu adamın gittiği fiyat bu fiyat. Özellikle bunu ne zaman yapmalısınız arkadaşlar? Diyelim SBC'ler çıkıyor değil mi sürekli? Sürekli SBC'ler çıkıyor ediyor. Diyelim her SBC çıktı da girin abinin buraya. Buradan bir check edin. Bakın abi hangi oyuncu para ediyor, hangisi etmiyor gibi gibi. Burada mesela başka ne varmış arkadaşlar? Bakalım. Şöyle bir check edelim. Kabayashi diye bir abimiz varmış mesela. Hemen şuradan basalım. Kabayashi diye bir abimiz var arkadaşlar. Şu anda 5000 coins gösteriyor. 3 saat önce taratılmış. 3 saat önce taratıldığına göre şu anda bu oyuncunun fiyatının düşmüş olma olasılığı çok yüksek. Dilerseniz şimdi bir check edelim. Belki o saatte markette bir adet falan vardı. Ve insanlar almıştı arkadaşlar. Kabayashi 56 rating. Şuradan hemen bakalım. Ama bunun abinin adı lazım. Ya da bu başkasına bakalım bir saniye. Adını bulmakla hiç uğraşmaya gerek yok. Mesela şu dayıya bakalım abi. Delacro X diye bir dayı arkadaşlar. 48 dakika önce 6400 coins'e gitmiş. Bunun markette demek ki gerçekten de paraya gidiyor. Çünkü 50 dakika önce check edilmiş arkadaşlar. Hemen ona bakalım. Şimdi 69 rating bir abimiz var. Hemen ratinglere göre bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gittiği fiyat ortada. Şuradan hemen bir filtreleme yapalım arkadaşlar. Mesela 5000 coin'e kadar max var mı? 5000 coin'e kadar max var. Site ne kadar gösteriyordu bize? Site'nin gösterdiği fiyat 6400. Demek ki birazcık daha düşüş sağlanmış arkadaşlar. Bunun peki min binary'ı ne kadarmış? Bir bakalım sizlerle birlikte. 4000 coins yaptım. 4000'e de var. Demek ki 40-50 dakika içerisinde bu oyuncunun fiyatı düşmüş. 3000 yapalım. 3000'e de var görmüş olduğunuz gibi. Hatta 1000 coin'e falan bile var. Şimdi demek ki bu oyuncuda arkadaşlar 49 dakika önce marketten çok az varmış. Buradan hourly graph'a bastığınız zaman bakın görmüş olduğunuz gibi artmış ama demek ki bu saat aralığında bu oyuncu markette çok az varmış arkadaşlar. Bunu anlamış oluyoruz. Ama yine de sonuçta bu oyuncuyu quick sell ettiğinizde bunun fiyatının arttığını görebiliyorsunuz. Buradan en sağlıklı sonucu alabilmek için arkadaşlar bunu her saat başı girip bakın. Mesela buradan ilerleye ilerleye sayfada sayfa gezebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte 1500'e gidiyormuş, 1700'e gidiyormuş. Yani Mehmet Battal, santrafor arkadaşlar, Türk bir futbolcumuz. 1700 coins'ten gitmiş arkadaşlar. 1 saat önce bakmışlar. Şimdi bu oyuncunun fiyatının değişmiş olması da çok yüksek. Dilerseniz şuradan bir bakalım arkadaşlar. Hemen şuradan bir reset atalım. Mehmet Battal'a bir bakalım. Şu anda gittiği fiyat ne kadar? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Evet, birazcık price fix olmuş gibi duruyor. Bu sitede ne kadar diyordu abi? 1700 diyordu. Bakalım 1000 binary var mı mesela? 1000 binary var mı? 1000 binary yok mesela. 1500 ya da şöyle yapalım hemen 1500'e aratalım.
1500 TL yok arkadaşlar. 1600. 1600'e bir tane iki tane var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yani sizler arkadaşlar bu uygulamayı kullanarak gerçekten de coin serinizi katlayabilirsiniz. Kulübünüzde o kadar çok oyuncu olabilir, olmayabilir. Yüzde olsa sonuçta sizin bu hangisi pahalı hangisi diye gösterir arkadaşlar. Arada bir sürü SBC çıkıyor. Yani hepsini takip edemeyebilirsiniz. FIFA'yı her gün takip etmiyorsanız. O yüzden bunu kullanarak arkadaşlar kar edebilirsiniz. Mesela Marcano diye bir abi SBC'lerin kralı, çoğu SBC'de kullanılıyor. 1200 coin'e gittiği söyleniyor arkadaşlar. Hemen biz buradan direkt Marcano'ya bir bakalım. Marcano gerçekten de ne kadara gidiyor? Şuradan hemen şöyle 1000 coin'e yapalım. Evet, 1000 coin'e yok arkadaşlar. 1100'e vardır büyük ihtimal. 1100'e de yok. Sınırımız 1200'ü galiba sitede de. Evet, 1200. Mesela bu arkadaşlar Marcano tuttu. Marcano'ya ne kadar bakın mesela 24 dakika önce bakılmış. Dediğim gibi gold oyuncuları gerçekten tutturuyorsunuz. Ama silver ve bronze hani markette bazen az olduğu zaman diyelim Footbin markette az varken oyuncuyu tarıyor ve oyuncu size pahalı gösteriyor. Ama zaten oyuncuyu bile pahalı gösterir demek ki o oyuncu demek ki markette çoğu zaman arkadaşlar yok oluyor. Bunu takip ederek de satarak coin kasabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda size dilerim döndükçe anlatmaya çalıştığım çok basit bir sistem. Tek yapmanız gereken kulübünüz arkadaşlar Footweb üzerine girmek ve Footbin'e üye olup bunu yapmak. Herhangi bir şekilde Footbin'si şifrenize erişemiyor, hiçbir şeyinize erişemiyor. Tamamen güvenli arkadaşlar, hiçbir merakınız olmasın. Bu hafta müthiş içeriklerle sizlerin karşısında olacağım. Özellikle Foot Champions'a eleme bile oynamadan katılma videosu gibi bu tarz içerikler sizlerle birlikte olacak. Aynı şekilde bu importu kullanarak coin kasma nasıl yapılır bunu da sizlerle birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Cuma günü mükemmel bir yayın sizleri bekliyor. Haberiniz olsun. Zaten tek bir ricam var arkadaşlar. Dünkü yayında 1000 beğeni geçmiştik. Bugünkü videomuza da iyi bir destek verirseniz çok 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 mutlu olurum. Yeniyseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.